Başlatıyor musun Instagram'ı? Bir dakika hocam, başlatacağım. Artist olmak istiyorum. Neyse, çeksek kafamı, bir şey olmaz. Instagram nerede ki? Demiş. Başladı hocam, buyurun. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Ben Doktor Fadime Yurtseven, psikiyatristim. Bulunduğumuz mekan Psikoterapi Enstitüsü Derneği Avrupa Şubesi'nin mekanı Beyoğlu'nda. Galatasaray İşhanı'ndayız şu an. 4 ve 5. katlar Avrupa Şubesi'nin toplantı yaptığı, eğitim yaptığı, danışan gördüğü bir mekan. Psikoterapi Enstitüsü Derneği'nin bir de Anadolu Şubesi var. Ben Anadolu Şubesi üyesiyim. Anadolu Şubesi her salı uzmanla buluşma sohbetleri düzenleyecek. Bu senenin ilk sohbeti. Şimdi sohbetin konusuna geçmeden önce ben başlığı belki dikkatinizi çekmiştir. Gözden ve sözden ötesi diye başlayacağım. Doğum eylemini bir an için gözünüzün önüne getirdiğinizde her birey anne rahminden ayrıldığında nefessiz ve sözsüz ayrılır. Göbek bağı kesilmeden hemen önce ilk nefesini alır. İlk nefes anne rahminden ayrıldık sonra başlar. Ancak söz belli gelmeden önce sözcük kullanmadığı için, kelime bilmediği için sözsüzdür iletişim. Aynı şekilde kişinin varoluşundan ölüme kadarki geçer süre içinde söz hep vardır. Ancak iyi insan iletişiminde ve iyi bir terapist olmanın kurallarından bir tanesi non-verbal iletişimi iyi bilmektir. Çünkü iletişimin belli bir yüzdesidir. Geri kalan en büyük çoğunluk aslında non-verbal iletişime aittir. Ölürken de son bir nefes verirse sözsüz gideriz. O yüzden sözsüz gelir, sözsüz gideriz. Sözden ötesini görebilirsek eğer bazı şeyleri daha atlarız diye düşünüyorum. Atlarız diye. Aklımıza gelecek şeylerimiz olur.
Thank you.
Şimdi konuşmaya başlarken dedik ki sözsüz doğarız, sözümüz olmadan da ölürüz. Peki iletişimi ilk bebek doğduğunda nasıl o zaman primer bakım verenle kuruyor? Gözleriyle. Gözden göze bir iletişim var. Sağ beyinden sağ beyine duygusal bir iletişim var.
söze dökmediği annesi bütün ihtiyaçlarını, oğlunun neler hissettiğini bilebiliyor. Çocuk da annesinin onun hakkında neler hissettiğini biliyor. Duygusunu okuyarak gözden göze bir iletişim oluyor. Yani gözden ötesi oluyor iletişim aslında. Şimdi gözden ve sözden ötesinde ben ne anlatmak istedim? Duygularımızı tanırsak eğer, kişilik yapıları ile ilgili bir fikir sahibi oluruz. Genellikle de tüm dinlerdeki, özellikle Kur'an-ı Kerim'de insan anlatılır. İnsan insana anlatılır. Ben bugün sizlerle haset duygusundan şükrana giden yolda hangi duyguları olduğunu konuşmak istiyorum. Ve bununla ilgili de haset duygusu ve narsistik özelliklerle Yusuf suresinin bazı ayetlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu metni kendim yazdım. Kaynaklardan da yararlandım. Kaynaklardan bir tanesi Melanie Klein'in Hasetten Şükrana kitabı. Bir tanesi de bir hocamızın makalesi. Adı gelince onu da zikredeceğim. Aralarda soru sorabilir, katkıda bulunabilir. Katılmadığınız yerde söyleyebilirsiniz. Dedik ki non-verbal iletişim hem insan ilişkisinde önemli hem de iyi bir terapist olmanın şartlarından bir tanesi. Terapi yöntemlerinden bir tanesi psikodramadır. Ve psikodramada olay tesadüf yoktur ilkesine dayanır. Amaç kişinin kendisini tanıması, bir iç ve dış bakış sağlamasıdır. Deneyimleme, hayat dediğimiz hızla akan nehirde zorluklarla baş edebilme gücümüzü arttırır. Şimdi burada bir şey açıklamak istiyorum. Az önce fotoğraf sanatlarında da öğreti şudur. Bakmak ve görmek arasındaki farkı öğretirler önce. Bir nesneye hepimiz baktığımızda farklı kadrajlardan bakarız. Bir kişiye desek ki bu nesneyi koyduk, 10 kişi şimdi bunu fotoğraflasın desek, her birisinin kadrajı ayrıdır. O halde her birimizin hayatı biricik ve her birimizin kadrajı aslında olaylara bakışı, olaylar hakkındaki duygu ve düşünceleri farklı. O zaman her insanın hayat hikayesi biricik ve özel. Tıpkı fotoğraf kadrajını çekerken gören gözümüz gibi düşünün yaşamada. Ancak ne kadar çok bakmakla görmek arasındaki farkı arttırabilirsek, olaylara çözüm üretme becerimiz, dayanma gücümüz de o derece artar. Zorluklarla baş edebilme gücümüzü artırır bazı şeyler, deneyimler dedik. Psikodramada da eylem vardır, spontanlık vardır ve yaratıcılık vardır. Ana ilkesi budur. Geçmişten bugüne, bugünden geçmişe ruhsal yolculuğumuz sürerken burada ve şimdi yaşayabilmenin gereğine inancım ve deneyimlerim giderek artıyor. Bu düşünceler bende psikodrama eğitimi aldığım dönemde her yıl Mayıs ayında uğrak yerimiz olan Bergama Psikodrama Kongresi'ndeki yaşantı ve deneyimlerimi anımsattı. Hayatta tesadüf yoksa diğer insanlarla ilk karşılaşmalarla yaşanan olay, duygu, düşünce ve davranış, ilişkinin süreci, dinamiği ve sonu nasıl bitiyor ya da devam ediyor sorusuna takıldı kafam. Aradığım cevabı Yusuf suresinde ikinci karşılaşmalarda bulduğumu düşünüyorum. Bu çağrışım ile Yusuf suresinin Türkçe mealini tekrar okumaya başladım. Kafam karıştı ve kendimi kaybolmuş gibi hissettim. Varoluşun gerçek kılavuzu Kur'an'da bir surenin mealini okurken kayboluşum, sözden ve gözden etisini arayıp bulabilmenin belki de ilk şartıydı. Bilemiyorum, Yusuf suresinde Yusuf'un kaybedilişini, bulunmasını, gözden düşürülmesi, gözde oluşu,
düşüşü, yükselişini haber veriyor o vakit diye yazmaya başladım. Varoluşun eşsiz bir armağan olduğunun farkındayım. Her bireyin de bunun farkında olarak yaşamasıdır dileğim. Her insan biricik, değerli. Ancak tüm değerler kendini bilme ile başlıyor. Var edilen, var edenden aldığının armağan olduğunu önce bilmeli, sonra koruyabilmeli. Bu düşüncenin oluşturduğu duygu şükran duygusudur. Sevgi yetisinin türevi olan şükran duygusu, kişinin hem kendindeki hem başkalarındaki iyiliği görmeyi sağlar. En yüce duygumuz şükran duygusu. En ilkel duygu ise haset duygusu. Şimdi hasetten şükrana kısa bir yolculuk yapacağız. Haset, kıskançlık ve açgözlülük duygularına gelince. Haset, arzulanan bir şeyin başka birine ait olduğu ve bize değil de ona haz verdiği inancının yol açtığı kızgınlıktır. Haset duygusu kişiyi istenen şeyi sahibinden çekip almaya ya da bozmaya, üstüne bir de kirletmeye yöneltir. Haset öznenin sadece bir kişiyle olan ilişkisiyle ilgilidir. Yani ben ve sen ilişkisi vardır ve preödipaldir. Şöyle Melanie Klein der ki, bebek anne memesini kendini besleyen olarak algılar ve onunla beslenir, haz alır. Öyle çok haz alır ki onu tüketmek ister. Ancak bazen anne memesinden uzak kaldığı dönemlerde annenin onu ona vermediğiyle ilgili, ondan sakındığıyla ilgili bir düşünce oluşur. Ve öfke duygusu yaşar çocuk. Böyle olduğunda bu en ilkel duyguda sakınan meme bitirilmek istenir, bitirilmekle kalmaz, üstüne bir de kirletilmek istenir. Yani haset duygusunda diğerine ait iyi olan yok edilmek üzere yola çıkılır, yok edilir, yok edilmekle kalmaz, kirletilir. Anne memesiyle bebeğin ilişkisiyle ilişkilendirmiş Melanie Klein haset duygusunu. Biliyorsunuz haset duygusu en çok narsistik kişilik özelliğinin bir duygusudur. Narsistik kişilik özelliği olan ya da narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler hiç tanımadıkları bireylerde bile gördükleri iyiye karşı haset hissederler. Ve onu yok edinceye kadar uğraşırlar. Yok etmekle, tüketmekle kalmazlar. Bir de kirletirler. Ancak o nesneye yeniden ihtiyaç duyarlarsa eğer, o nesneye prim verirler ya da rüşvet verirler bir diğer açıdan. Yeniden kullanmak üzere nesneyi. Şimdi haset duygusuyla, haset duygusu preödipal. Biliyorsunuz narsistik kişilik bozukluğu ve şizoid kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu da preödipal patolojilerden ya da özelliklerden. Şimdi ikinci duygu hasetin bir üstü, yani en ilkel ikinci duygu açgözlülük. Açgözlülük de özneyi sürekli uyarır ama doyurulması imkansız bir istektir. O kadar çok ister ki hem öznenin ihtiyacından hem de nesnenin verebileceğinden fazlasına yönelir. Yani doymak bilmez. Açgözlülüğün zaten anlamı doymak bilmeyen olarak algılayalım. Ama hasetten bir farkı vardır onun. Hasette tüketilmek istenir, pisletilir. Açgözlülükte sadece tüketilir, pisletilmez. Doymak bilmez. İyi tüketmektir yine amaç. Ama kötülük yapılmaz. Peki, haset duygusunda neden kötülük konur? Amaç iyi olanın yaratıcılığının bozulması ve tahrip edilmesidir. Yani işe yaramaz hale getirmek.
Haset duyan kişi kendi isteğinin bir başkasında olduğunu gördüğü için acı duyar. Hasetçi kişi haz ve memnuniyet görüntülerinden de sıkıntı duyar aynı zamanda. Ancak başkalarının sefaleti ona huzur verir. Bu nedenle hasetçi kişiyi tatmin etmeye yönelik her türlü çaba nafiledir. Yusuf suresinde Yusuf kıssası 4. ve 5. ayetlerde Yusuf'un rüyasını babasına anlatmasıyla başlıyor. Babasının da kardeşlerine bunu anlatmamasını istemesi ve şeytanın insanın düşmanı olduğu vurgusuyla devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de kendini değerli ve üstün görme hissinin diğer bir ifadeyle ilk narsistik hareketin insanlığın atası olan Hazreti Adem'in yaratılışında iblisin üstünlük iddiasıyla birlikte başladığı haber veriliyor. Patolojik narsizmde haset dedik, iyi olanı yok etmek için kendini yok etmeyi dahi göze almaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Neden? Terapide şöyle bir şey var. Eğer narsistik kişilik bozukluğu, ağır narsistik kişilik bozukluğuysa, grandiyoz narsistik bozukluğuysa ya da kalın derinli Kemberk'in söylediği gibi kalın derinli narsistik kişilik bozukluğuysa eğer terapiye gelir, terapiste olan ilişkisinde eğer terapisti bir şekilde aşağılayıp devalüe edemezse eğer kendine intihar edip terapiste bak sen işe yaramıyorsun dedirtir. Beni iyileştiremedin dedirtir. Yani intihar bile edebilirler. Hatta kontrol edemedikleri dünyanın çok anlamsız, çok kötü olduğunu düşünürler. Bu nedenle de intihar ederler. Kıskançlık da haset dedik, açgözlülük dedik. Bir üst seviye kıskançlık. Kıskançlık da hasete dayanır ama öznenin en az iki kişiyle ilişki içinde olmasını gerektirir. Yani ben, sen, o ilişkisi. Oedipal ilişkide vardır kıskançlık. Ben-sen ilişkisinde sadece açgözlülük ve haset vardır. Kıskançlığa geldiğimizde ilişki gördüğünüz gibi ben-sen o ilişkisi oldu. Ojital üçgen kuruldu. Rekabet geldi. Özne kendi hakkı olan sevginin rakibi tarafından elinden alındığına ya da alınma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanır. Kıskançlığın günlük kullanımında sevilen kişiyle özne arasında bir üçüncü kişi girmiştir. Kıskançlık aslında her birimizin hissettiği çok insani bir duygu. Tabii bunda da aslında bir ölçüde dozu önemli. Yoksa bir insanın sevdiğini kıskanması kadar doğal bir duygu yok. Bizler insanız çünkü kıskanabiliriz. Kardeş kıskançlığından tutun. Arkadaş kıskançlığı, eşlerin birbirini kıskanması gibi bir sürü kıskançlıklar tanımlayabiliyoruz aslında. 8. ayette Yusuf ve Bünyamin'in babaları tarafından daha çok sevildiğine inanan diğer kardeşlerin kıskançlıkla başlayan ve kendilerine narsistik atıfta bulunmaları ile devam eden söylemlere çok dikkat çekici. Özellikle babaları için yanılgı içinde olduğuna karar verirler, kendilerinin güçlü olduğunu belirtirler. Bu tam bir narsistik söylemdir. Birine güvendiğimizde kendimizle ilgili bazı şeylerden vazgeçeriz biliyorsunuz. Çünkü almayı beklediğimiz şeyin bizi yücelteceğine inanırız. Yani bizler aslında zedelenme ve yaralanma ihtimalini göze alırız bir insana güvenirsek. Ki güven aslında insan ilişkisinin en mihenk taşlarından bir tanesidir. Güvenli bağlanırsa insanlar birbirlerine ilişki de o derece kaliteli ve güzel olur. Kongrede zararsız olma bir ifadesi vardı atölyesinde. 3. psikoterapi kongresinde Mehmet Zararsızoğlu'nun kendi atölyesinde bir ifadesi vardı. Sorunu bilmeden eşine güvenmek, bir işe girmek, hani kontrol altında çabasını, bu dedi sağlıklı insanın özelliğidir.
sonunu bilmeden teslim olabilmek. Evet, evet, evet. Yani evet. Yani güvenle başlar bütün ilişki. Güvenirseniz ancak o kaliteli bir ilişkidir. Ve kaybetmeyi göze almak aslında evet. Güvenle. Dedik yaralanmayı ve zedelenmeyi göze alırız, incinmeyi. Umduğumuz vardır ve yüce bir şey alacağımızı umarız. Kısaca güven aslında iki yönlü bir yoldur. Güveniriz ve güven bekleriz. Yusuf suresi 11. ayette Yakup'un oğullarına, oğulların babalarına karşı hissettiği güvensizlik duygusunun açıkça görüldüğünü düşünüyorum ben. Sizler de okuyanlar ve bilenler biliyordur. Bir güvensizlik içindeler. Baba teslim etmez Yusuf'u hiçbir zaman üvey oğullarına. Kurda kaptıracağından endişe eder. Çocuklar da zaten diğer üvey evlatlar da onunla zarar verme düşüncesindelerdir. Çünkü arada ne vardır? Babalarının onu daha çok sevdiğiyle ilgili bir inançları vardır. Taşıdıkları duygu da hasettir. İyiyi, seven nesneden iyiyi alıp yok etmek. Nitekim 12. ve 13. ayetlerde oğullarına güvenmeyen Yakup'un kaybetme korkusundan güvenmeyen oğulların sözünde duramadıklarından bahsediliyor. Sözünde duramamanın, güvenilir olmamanın ve sorumluluk almamanın gereği olduğu ise İsra suresi 34'te tekrar hatırlatılıyor. Oğulların narsistik söylemi 14. ayette başlıyor ve haset duygusu ile Yusuf'un kuyuya bırakılma süreciyle tanımlanıyor. Haset arzulanan bir şeyin başka birine ait olduğu ve bize değil de ona haz verdiği inancının yol açtığı kızgınlıktır demiştik. 16. ve 17. ayetlerde görüldüğü üzere haset duygusunun kişiyi istenen şeyi sahibinden almaya neden olduğuna şahit oluruz. Yakup'tan Yusuf alınır ama bununla yetinilmez. Hasetin en önemli özelliği alınanı yok etmek, kirletmek ve bozmaktır. Yakup'a ait olan Yakup'un sevdiği Yusuf alınır, alınmakla kuyuya atılarak yok edilme süreci başlatılır. 15. ayette Yakup'un Yusuf gömleğinin yırtıldığını düşünüyorum. Bu kaybetmenin acısıdır. Sembolik olarak kanlıdır. Hayatımızda aslında pek çok şeyi kaybederek gidiyoruz. Her gün, her an kaybediyor insan bu hayat yolculuğunda. Kazandıklarımıza da döner bakarız bir daha isterseniz. İnsan aslında eksik olandır. Biz insanlar her olayı kontrol edebileceğimiz, tedbir alırsak tam korunabileceğimiz yanılgısıyla yaşarız. İnsan tahakküm arzusunda ve bu arzunun peşindedir. Kimseyi kontrol edemesek de denetim kurmaya, şekil vermeye çalışırız. Bazen bu kontrollü yapı takıntılı hale gelir ki hepinizin, pek çoğunuzun bildiği obsesif düşünceler ve kompulsif davranışlar bu kontrol etme çabasından gelir. Nesneleri kontrol etme çabası bazı kişilik bozukluklarında önemli özelliğidir. Hem narsistik kişilik bozukluğunda hem de borderline kişilik bozukluğunda nesneler kontrol edilmeye çalışılır. Hatta manipüle edilir. Bazı insanlar her şeyin kontrolden çıkacağı ve istedikleri gibi şekil veremedikleri dünyaya emniyetsiz olacakları ve zarar görecekleri, istemedikleri şeylerle karşılaşacakları duygusuna dayanamazlar. Bu düşünce bir yanılsamadır aslında. Yani tam güvenlik hissi neredeyse hezeyandır. Bu durum nefsin arzusudur. Ayrıca 18. ayette Yakup'un oğullarına, "Hayır, nefisleriniz aldatmış da size kötü bir iş yaptırmış sözü, ben de nefsinize uymasaydınız, siz bunu yapmazdınız düşüncesi uyandırdı. Kötülük yapmanın nefsin arzusundan kaynaklandığını
burada vurgu yapılmış. Kur'an bir varoluş kılavuzu olarak insanın psikolojik altyapısını dillendirir. Psikoloji biliminin ilgilendiği insanın kişiliği, olumlu ve olumsuz insan karakterleri, davranışlar, insan duyguları, yabancılaşma, itaat ve uyum davranışı, kişiler arası ilişkiler gibi konularda rehberlik eder. Hatırlayacak olursak, Freud'un yapısal modelinde bahsettiği, biliyorsunuz, id'den bahseder, egodan ve süperegodan bahseder, bunların yapılanmasından bahseder. Bu yapısal model olarak adlandırılıyor. İd kavramında bahsettiği, zaman ve mekanın olmadığı, biyolojik içgüdü, arzu ve dürtüleri içeren ruhsal enerjidir. Bunu da biliyorsunuz bir libidinal enerji vardır, haz ilkesiyle. Bir de saldırganlık vardır. Aslında amaç da dürtülere doyum aramaktır. Denir ki rüyalar idin emrindedir ve onun isteklerini doyurmanın bir aracıdır deniyor. İdin arzularının engellenmesi demek onların yok olacağı anlamına gelmiyor. Saldırganlık ve cinsel arzular toplum tarafından kabul gören aktivitelerle doyurulabiliyor. Örneğin tehlikeli sporlar yaparlar bazı bireyler, biliyorsunuz. Onlar saldırganlık ya da cinsel dürtülerin toplumsal kabul görecek hale getirilip doyurulmasından başka bir şey değil aslında. Peki Freud'un id kavramıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen nefis kavramı arasında bir ilişki var mı diye bakılmış pek çok makalede. Şöyle bir ilişki ve bağlantı kurulmuş aslında. Bunlardan bir tanesi id kavramıyla, yani zamanın ve mekanın olmadığı, sadece içgüdülerin arzu ve dürtüleri içeren, doyum arayan parçamızın nefsin nefsi emmare kısmı olduğu, yani emreden, kötülüğe emreden nefis olduğu, Yusuf suresi 53. ayette buna vurgu yapılmış. Freud'un id kavramı tamamen hazza ve arzuya yönelik olmasına rağmen eğitilmesi ve istendik şekilde yönlendirilmesi mümkün değil. Buna karşın Kur'an'da yer alan nefis kavramının eğitilebileceği ilgili ayetlerden de anlaşılıyor. Cüneyt Aydın'ın yaptığı bir çalışma var. Bir yabancı dergide yayınlanmış. Ona bakabilirsiniz. İd kavramıyla, Freud'un id kavramıyla nefsin yorumlanmasını yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Çok da faydalandım. Size de öneririm. Daha çok id kavramının nefsi emmare kısmına uyduğunu, nefsin bütününü kapsamadığını söylüyor. Nefsin bu yönünü Yusuf suresinin 53. ayetinde şu şekilde ifade ediliyor. Ben nefsimi temize çıkarmam. Nefis kötülüğü emreder. Ama Rabbim merhamet ederse başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, Freud'un geliştirdiği id kavramından farklı olarak Kur'an'da yer alan nefis kavramı bütün yönleriyle değil, sadece bir yönüyle hazza ve arzulara meyillidir. O da nefsi emmaredir. Emredici nefis anlamına gelen nefsi emmare, insanı çirkin şeylere, dünyevi lezzetlere sevk eden, tabi kuvvet yerinde kullanılan bir terim. Nefsi emmare hem kötü fiil ve davranışların hem de yerilmiş ahlakın kaynağıdır diyebiliyoruz. Oysa Freud'un id kavramı tamamen hazza ve arzulara yöneliktir ve eğitilmesi, istendik şekilde yönlendirilmesi söz konusu değildir.
Peki. Yusuf'u kaybeden Yakup olay sonrası önce güvenmiyordu hatırlarsanız üvey evlatlarına. Sonra Yusuf kendisinden alındı. Hatta yok edildi haset duygusuyla. Sonra der ki Yakup Yusuf kaybettikten sonra bana güzel bir sabır gerekiyor. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan Allah'tır. Bu nefsin yanılgısından çıkış, yani tam bir teslimiyet aslında. Psikiyatride gerçek kendilikten bahsedebilmek için gerekenlerden biri de adanmışlık kapasitesi, yani bağlılıktır. Bu kendiliğin bir nesne ya da bir ilişkiye adanması ve bütün engellere rağmen hedefe ulaşmakta ısrar etmesi ve amaca erişme yöneliminden vazgeçmemesi, kısaca iman etme kapasitesidir. Arkadaşlar, bir şeye iman ettiğinizde gerçek kendiliğiniz o hedefe ulaşır. Ama tam iman etmediğinizde, herhangi bir şüpheye kapıldığınızda, örneğin eline der, ayıp vesaire dediğinizde gerçek kendiliğinizden söz edemezsiniz artık. Gerçek kendiliğinizde adanmışlık hissi vardır. Bir davaya adamanız gerekir kendiniz. Bu dava neyse sizin için. Eğitim olabilir, başka şeyler olabilir. O adanmışlık kapasitesi varsa eğer ve tam olarak iman ederseniz insanın hani ulaşamayacağı bir isteği mümkün değildir. Bu iman etme aynı zamanda dinlerde de tam olarak Rabbine iman etmektir. En küçük bir şüphe yoktur o iman duygusunda. Tam teslimiyet vardır. Peki nesneye ya da ilişkiye adadık. Bütün engellere rağmen hedefe ulaşmakta ısrar ettik. Amaca erişmeye yöneldik. Amaç nedir burada? Amaç herkes sonuç olarak değerlendirir. Hayır, sadece yaşadığımız süreçtir. Hayat da öyledir zaten. Bir süreçtir. Bir sonucu yoktur biliyorsunuz. O yüzden psikodramayla başladım. Burada ve şimdi yaşamak. Şu an burada ve şimdideyiz. Aramızda bir şeyler oluyor. Sözsüz ya da sözlü iletişimlerimiz var. Olayın olmasının kontrol edilemeyeceğini kabul etmeyi ve olaylar karşısında yalnız olmadığımızı ve ne yaptığımızı, neyi yapmamız gerektiğini tanımlar bu bize. Şimdi yazdığım not bu kadar. Bu notun devamında rüya yorumları var surede. İkinci sözden ve gözden ötesinde rüya yorumlarıyla devam edeceğim. Belki uygun bir dönemde. Daha sonrasında da sözden ve gözden ötesinde hayattaki ikinci karşılaşmalardan bahsedeceğim. Her seferinde tesadüf yoksa eğer, insanlarla bir ilişki yaşıyorsak, o ilişkide olan olaylar ters olarak tekrarlanır. Nasıl diyeceksiniz? Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri onu yok etmişti aslında. Ancak Yusuf suresinin, Yusuf kıssasının ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz ki Yusuf Mısır'a aziz olduğunda, kendi ülkesinde kıtlık çıktığında üvey kardeşler Yusuf'tan rızık talep etmeye gelirler. Aç kaldıkları için. Ve Yusuf'u tanımazlar. Ondan isterler. Yusuf da tam olarak verir. Bu ikinci karşılaşmadır. Kuyuya attığınız kişiyi tekrar mutlaka görme ihtimaliniz var demektir.
O yüzden aslında insan ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de ilişkinin o andaki mevcut durumundan ziyade sürece bakmaktır. Şu an olumsuz bir şey yaşayabiliriz ama bu hep olumsuz gidecek anlamına gelmez. İleride olumlu şeyler yaşama ihtimalimiz de vardır. Ya da olumlu şeyler yaşarız, ileride olumsuz şeyler de yaşarız. Ben yaşamı hep şöyle değerlendiriyorum. Bu benim düşüncem. Akan kocaman bir nehir gibi düşünüyorum hayatı. Hepimiz aslında o nehrin içindeyiz ve gidiyoruz bir şekilde. Var olduk. Ölüme doğru bir yolculuk yapıyoruz aslında. Ve bu nehirde herkes farklı farklı yerlerde ama nehrin içi aynı değil. Kimi yerde kayalar var, kimi yerde dikenler var, kimi yerde başka canlılar var. Belli bir yerde dönüp baktığınızda arkanızda bir insanın başına olumsuz bir şey geldiğini görebilirsiniz. Dönersiniz, bakarsınız, dersiniz ki o olumsuzluk yaşıyor, kim bilir ne yaptı. Siz başka bir yerdesinizdir, o çalıda dolanmıştır, debeleniyordur, hastadır. Evladını kaybetmiştir, başarısız olmuştur, başına bir şey gelmiştir. O an o oradadır. Siz de nehrin en güzel, parlak, ışıltılı, derin olmayan kısmında mutlusunuzdur ve hayatınızı yaşıyorsunuzdur. Ama nehir akarken bir süre sonra çalıdaki çıkar çalıdan, akışına devam eder. O da bir gün sığ yere gelir ama siz bir gün çalıya mutlaka takılırsınız. Ya da bir kayaya çarparsınız. Bu süreçte bunu sadece kendiniz olarak da algılamayın. Nesillerimiz var. Bizim başımıza gelmeyebilir ama bizden sonraki neslimizin başına gelebilir. Bize gelmemiştir, bizden önceki neslin başına gelmiştir. Biliyorsunuz nesiller arası da bir aktarım var aynı zamanda. Pek çok şeyimiz nesillerimiz arasında da aktarılıyor. Ben bu nehrinde yapılan yolculuğun başımıza her şey gelebileceğini, insan olduğumuzu unutmamamız gerektiğini, aslında terapi sürecinin de insan insana olan ilişkiden ibaret olduğunu düşünüyorum. Ve diyorum ki insanı iyileştiren İnsan insana iyi ilişkidir. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ara vermemize gerek kalmadı ama sohbete katılmak isterseniz, sormak isterseniz bir şeyler, katkıda bulunmak isterseniz sevinirim ben. Buyur. Ben okuduğunuz makalenin tam olarak ismini ya da nerede bulabiliriz? Buna mı? Evet. Onun fotokopisini çektirip sana verebilirim. Evet, çok güzel olur. Tamam. Biz de alabiliriz. Tabii ki alabilirsiniz. Ben Serkan'a vereyim. Serkan çoğaltsın, alabilirsiniz. Devam. İçerisinde devam. Olur mu bugün? Tabii biraz sonra. Eğer isterseniz... Yavrayacak mıyız falan? Şöyle, eğer bu yazıları merak ediyorsan bir blogum var, orada da yayınlıyorum. Onun ismini de verebilirim. Evet. Onu da alalım. Tamam. Alabilirsiniz tabii ki. Peki, ne oldu da alma isteğin oluştu? Bir paylaşır mısın benimle, bizimle? Ya kaçırdığım çok önemli anekdotlar var bence. Söyle. Ben öyle düşündüm. Yok hayır bilmiyorum işte. Hani baştan bir gözden geçirmek istiyorum. O kadar akıcı gitti ki. Ya o kadar hızlı geçti ki. Çok mu hızlı okudum? Yok hayır öyle değil. Bu olumsuz bir şey değil. Yani geri dönüp tekrar bakmak istediğim yerler var. Tekrar bakmak evet, istedim. Evet öyle demek istedim. Tamam ben de tekrar bakıyorum vallahi Yusuf sorusuna. İlk şeylerini okurken bu haset duygusu aynı zamanda Melena Klein'in kitabını okurken Yusuf suresini okurken gerçekten kaybolmuşluk duygusu yaşadım. Rüyaları okurken de şimdi çok kafam karıştı. Çünkü biliyorsunuz rüyalarla ilgili de şöyle bir şey var.
Daha önce Freud der ki işte tamamen bilinç dışıdır rüyalar. Evet, bilinç dışı bir süreç ama şimdi son yapılan çalışmalarda beynin aktivitesi ve beyinle ilgili, rüyayla ilgili yapılan çalışmalarda rüyada da aslında biz işlem yapıldığını, duygularımızın, düşüncelerimizin işlemlendiğini, hatta çözüm ürettiği fark edilmiş rüyalarla. Sadece bilinç dışı süreç olarak değerlendirmemek gerekiyor yani. Hatta deniyor ki gün içinde göz o kadar çok uyaranla karşılaşır ki sokakta, bunlar bilince yük getirir, zihne yük getirir. Rüyalarda bunların bir kısmı ayıklanır. Günlük olaylarla ilgili o görsel ve duygusal işlemlemeyle çözümler üretilir. Rüyaların böyle bir fonksiyonu da var. Onarıcılık yani aslında. Evet, 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 onarıyor. Hatta kişilerin aslında uyku diye bir şey olmadığı, rüya görmek için uyuduğu tespit edilmiş. Bizler eğer rüya görmeseydik asla uyuyamayacak. Ve Yusuf suresine bakarsanız eğer, biliyorsunuz Freud rüyaların analizini anlatırken bilinç dışının rüyaların yorumunun bilinç dışına açılan kral yolu olduğunu söyler. Yorumudur ama açılan. Rüyalar değil. Rüyaların yorumu bilinç dışına açılan kral yoludur der Freud. Ve her rüya illa bilinç dışı bir süreç olması gerekmez. Mesela şeyde de rüya yorumunu biz öğrettik der Yusuf suresinde. Freud rüya yorumu yaptık dediğinden 1800 neredeyse 2000 yıldan yıl önce zaten Kur'an-ı Kerim'de biz Yusuf'a rüya yorumunu öğrettik diyen Rabbimizin sözü var. Çünkü Yusuf da biliyorsun rüyaları yorumluyor. Hem kendi rüyasını anlatıyor önce, sonra Aziz'in rüyasını, zindandaki iki arkadaşının rüyasını yorumluyor. Ama orada işte birazcık kafam karıştı benim. Ne anlama geliyor? Yusuf kim? Ya da Yusuf ne? Daha oralardayım. Çok sevindim. Bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki. Bize rüya görmek için uyuruz gibi bir şey söylediniz az önce. Cümleyi tam hatırlamıyorum. Rüya gördüğümüz aslında için uyuruz. Evet, peki neden rüyaları o zaman, ya bütün rüyaları hatırlamıyorum. Bazen uyanıyoruz ama gece ne gördüğümüzü bilmiyoruz. Yani rüya görmedik diyoruz. Aslında görmüşüz demek ki bu dediğinizden yola çıkarsak. Şimdi hem non-REM döneminde hem REM döneminde bütünüyle uyurken rüya görülüyor. Ama ilk uyandığında gözünü açtığında %50'si kayboluyor. Düşünsene aslında hepsini hatırladığını düşün. O da yük getirirse. Ama bazen hiçbir şey hatırlamıyoruz. Bazen hani hiçbir şey görmedim diyoruz. O da var. Diğer %50 de gidiyor. Yani. Belki de odaklansan şey yapabilirsin. Fark edebilirsin. Çok da kafa yormamak lazım. Yani gider gibi olmuşsa insan herhalde gider yani. Peki. Var mı arkadaşlar? Evet, katkılarınızı bekliyorum. Rüyalarla alakalı konuşmanızı ne zaman yapacaksınız acaba? Seminer bir dönemde. Dediniz ya en son rüyalara geçeceğiz. Rüyalara bundan sonra ne zaman? Haftaya yapacağız hocam. Haftaya mı? Mustafa Hoca'ya sormak lazım, bilgim yok. Şimdi bizim Anadolu Psikoterapi Enstitüsü, Psikoterapi Enstitüsü Derneği Anadolu Şubesi'nin
eğitim koordinatörü. Konuşmayı sökeceğim yakında. Mustafa Merme arkadaşımız hazırlıyor listeyi. Listenin başına koyacak kimseyi anladığım kadarıyla bulamadığı için ilk beni koydu. Sen anlat abla dedi. Ben de peki dedim. Önümüzdeki haftaya da eğer sohbet edecek kimseyi bulamazsa yine beni arayıp abla sen anlat diyebilir. Bulmuş galiba. Kasım ayı dolu demişti. Öyle mi? Evet. Mark bulmuş anlatacak kişi. Tamam ama bir ara söz rüyaları ve ikinci karşılaşmaları da anlatayım. Takipte kalın. Sonra aslında şey de geldi aklıma, bu kendilik nesnesi kavramı var ya, komutu. Şimdi bu aralar ona takıldım. onunla ilgili de kendilik nesnelerine ömür boyu aslında bir şekilde ihtiyaç hissediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de baktığınızda kıssalarda yolculuklar anlatılır. Mesela Musa ile Hızır'ın ya da Yuşa yolculuğu, o yolculuklara Peygamber Efendimiz'in amcası ile yaptığı yolculuk, amcasıydı değil mi? Amcası. Değil mi? Amcası. Mağarada birlikte oldukları amcası değil mi? Hayır. Hazreti Ebu Bekir değil mi? Mağarada birlikte. Arkadaşı Hazreti Ebu Bekir. Arkadaşı o amcası değil. Evet, arkadaşı. Ha, bana hep amcası. Neden? Hatta kayınpederi, Hazreti Ayşe'nin babası. Amcası beni diyor. Aa, amcası kabul etmiyor. Değil mi? Bak gördünüz mü? Dini bilgim de bu kadar. Ay, dini bilgim de bu kadar. O yolculuklar da çok dikkatimi çekiyor. Orada yaşanan olaylar var. Kendilik nesnelerinin çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Evet. Mesela Mevlana ile Şems'in yolculuğu. Mevlana'yı Mevlana yapan, Şems'i Şems yapan o yolculuktur, ruhsal yolculuktur. Çünkü bir insanın kendine ben diyebilmesi için mutlaka bir sene ihtiyaç vardır. Yoksa biz kendimize ben diyemeyiz. Bir sen de ancak senin gözlerinde var olduğunda ben kendimi görebilirim. Peki benim söyleyeceklerim bu kadar. Ara verelim, çay içelim, sonra da gidelim. Olur mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Handan'dan şeyi rica edebilir miyiz? Şarkı mı? Şarkı. Handan, benim sevdiğim şarkıyı söyler misin? Tabii söylerim hocam. Handan arkadaşımız 14. Bütüncül psikoterapi eğitimini birlikte tamamladığımız arkadaşımız. Sesi çok hoştur, çok güzel. Söyler. Biz dinlemekten hiçbir zaman şey yapmadık. Ay çok sıkı takipçisiyim. Keyif aldık hep. Evet Handan. Handan'a doğru çevirelim mi? Tabii ki hocam. Buyurun. Hocama da selamımızı gönderelim. Evet hocam. Hocamı öpüyoruz. Sizi çok özledik. Değil mi hocam? Çok özledik. Geçen ben gördüm. Gördünüz mü? Evet. Ben de bir an önce görüp sarılmak istiyorum Tayyip Hoca'ya. Pek on bin boy vermiştir şimdi. Yasemen basmıştır Bodrum'u. Kokusu geldi rüzgarın. Bir kelebek öptü boynumu. Sen şimdi gerdanını mavi göğsünü bir yelkenliğe
çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Ah, vurunca dibine sakız rakısının biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savunan sevdayı, benim yerime de sev, bekletme hayatı.